Herkese merhaba. Bugün genel laf ve özel laftan bahsedeceğiz. Kanunlarda afa uğramış olsalar bile şekildeki ibare ile özel laf kastedilmektedir. Hukukumuzda genel laf ve özel laf şeklinde iki müessese öngörülmüştür. Genel laf kamu davasına hüküm olmuş ceza ve mahkumiyetin tüm neticelerini ortadan kaldırır. Özel laf ise yalnızca kesinleşmiş cezayı kaldıran, cezayı hafifleten veya daha da hafif bir ceza çeviren müessesedir. 657. kanunun 48. maddesinin A bendinin 5 numara alt bendinde değişiklik yapan ve 02.08.2008 tarihi ve 26.781 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5.728 sayılı kanunun 317 maddenin gerekçesinde affa uğramış olsa bile ibaresi için şu açıklama yapılmıştır. Keza söz konusu alt bende devletin güvenine karşı suçlar ibaresinden önce gelmek üzere affa uğramış olsa bile ibaresi eklenmiştir. Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkiler arasında genel af ve özel af çıkarma yetkisi sayılmıştır. Bu iki af türünün hukuki sunuşu arasındaki fark Türk Ceza Kanunu 65. maddesinde ortaya koyulmuştur. Bu durum karşısında madde metnine eklenen affa uğramış olsa bile ibaresinin özel afa özgürlenmek demektir denmiştir. Dolayısıyla bu gerekçede anlıyoruz ki 657. sayılı kanunun 48. maddesinde yer alan affa ilişkin ibareden kanun koruyucu özel af kastedilmektedir. Eğer isterseniz şuradaki önerdiğim videoyu izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. İsterseniz şurada önerdiğim videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.